Bu parkı kaldırsınlar mı? Kaldırmayalım mı bu parkı? TREDAŞ ekiplerinin elektrik trafosu yapmak istediği çocuk park alanına gelen belediye başkanı Recep Gürkan, kazı çalışmalarını durdurdu. Geçtiğimiz yıl adı Kıymet Teyze Parkı olarak anılan çocuk parkında benzer bir olay yaşadıklarını hatırlatan ve çocuk parkına trafo yapılmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Gürkan, "Bu vallahi hep benim başıma geliyor. Halk bizim için çevreci başkan diyor. Bu özelliğimizi yitirmeden devam ettireceğiz." dedi. Belediyeden izinsiz trafo yapmak istemişler. Bizden izinsiz kazmaya başlamışlar. Sonra bana telefon edince arkadaşlarımız, ben de geldim, müdahale ettim, durdurdum. Biz gelene kadar maalesef parkın bir kısmını tarif etmişler. TREDAŞ kazmışlar. Ben de o kazıyı durdurdum. Tekrar kapattırdım. Şimdi burasını düzenleyeceğiz. Tabii gereken yasal işlemlerini de yapacağız izinsiz kazı yaptıkları için. Ama akıl alacak bir olay değil. TREDAŞ'ın kamulaştırma yaptıktan ve bizden de izin aldıktan sonra bu işe başlaması lazım. Onlar izin almadan, kamulaştırma da yapmadan gelmişler bugün apar topar kendiliklerinden. İşte gördüğünüz gibi bu alanı kazmışlar. Buralı bordürleri, kilit parke taşları tarif etmişler. Bankları tarif etmişler. Oyun parkının bir kısmını tarif etmişler. Muhtarımız ve belediye meclis üyemiz beni arayınca ben de geldim. Kazıyı durdurduk. Onları gönderdim. Tutanaklarını tutturduk. Zarar tespitlerini yaptırdık. İşte çocuklarımız görüyorsunuz. Zaten kıyıkta bu bölgede bizim yeterince çocuk oyun alanı olmadığından biz yakınıyoruz. Çok yanlış bir şey. Bu kadar çocuğun oynadığı bir alanda bir elektrik trafosu yapılır mı? O trafoda bir arıza meydana gelse, bir kaçak meydana gelse nasıl bunu bize anlatabiliriz? Ailelere nasıl anlatabiliriz? Geçtiğimiz yıl içerisinde Edirne'de park olarak kullanılan arsaya inşaat kazısı için gelen kepçenin önüne oturan çevreci 75 yaşındaki Kıymet Perker'in direnişiyle gündeme gelen olayla birlikte çevreci başkanı olarak anılan Gürkan, "Bu vallahi hep benim başıma geliyor. Yani geçtiğimiz yılda denk gelmişti. Bu yılda yine denk geliyor. Ama dediğim gibi bu konuda kararlıyız. Çünkü halk bizim için çevreci başkan diyor. Bu özelliğimizi yitirmeden devam ettireceğiz." dedi. Bizden izinsiz kazmaya başlamışlar. Sonra bana telefon edince arkadaşlarımız, ben de geldim, müdahale ettim, durdurdum. Biz gelene kadar maalesef parkın bir kısmını tarif etmişler. TREDAŞ kazmışlar. Ben de o kazıyı durdurdum. Tekrar kapattırdım. Şimdi burasını düzenleyeceğiz. Tabii gereken yasal işlemlerini de yapacağız izinsiz kazı yaptıkları için. Ama akıl alacak bir olay değil. TREDAŞ'ın kamulaştırma yaptıktan ve bizden de izin aldıktan sonra bu işe başlaması lazım. Bu valla hep benim başıma geliyor. Yani geçtiğimiz yılda denk gelmişti. Bu yılda yine denk geliyor ama dediğim gibi kararlıyız bu konuda. Çünkü halk bizim için çevreci başkan diyor. Bu özelliğimizi yitirmeden devam ettireceğiz. Barutluk Mahalle Muhtarı Zeki Yaşargör'de mahallelerinde çocuk alanı olarak sadece mevcut alanın olduğunu dile getirerek, "Çocuk parkının içerisinde trafo olmasını çok yadırgadık, şaşırdık, şok olduk." dedi. Öte yandan Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, söz konusu çocuk parkına yapılması planlanan elektrik trafosu ile ilgili gerekli bilgi ve incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklama yapılacağı öğrenildi. Şu anda mahallemizde bir tane çocuk oyun alanı burası. Çocuk oyun alanı içerisinde trafonun olmasını çok yadırgadık, şaşırdık. Yani şok olduk. Yani burası bir çocuk oyun parkı. Bu çocuk oyun parkında trafonun yapılması yanlış bir uygulama. Engellenmesi iyi olmuş. İstemiyorduk. İstemiyoruz tabii. Çocuklarımız nerede oynayacak bizim? Bu parkı kaldırsınlar mı? Kaldırmayalım mı bu parkı?